Bu dersimizde parça sıfırlama işlemlerini göreceğiz. Parça sıfırlama, stok oluşturma gibi işlemleri bir tekrardan göz gezdireceğiz. Bu tip işlemleri nasıl gerçekleştiriyorduk, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu yapıları hep beraber inceleyelim. Parça sıfırlama işlemiyle yapıya başlayabiliriz. Şu an parçaya dikkatlice baktığımız zaman şöyle üst düzlemden ve ön düzlemden kontrolleri yapıyorum. Şu an parça zaten tam orta merkezden sıfırlanmış bir şekilde karşımda. İlk önce buradaki parçanın yapısını bozalım, orijinimizi bozalım, farklı bir yere taşıyalım. Ve tekrardan sıfırlama işlemlerini gerçekleştirelim. Bunun haricinde ekstra orijini farklı bir noktaları da alıp taşıyabiliriz. Transform erişim sekmesine geliyorum ve dinamik uygulamasıyla parçanın yapısını ilk önce bozalım. Bir döndürelim. Bütün yapıları seçiyorum. Yapıyı onayladım. Herhangi bir yere rastgele yerleştirip şöyle parçamızı döndürelim. Çünkü dataları çağırdığınız zaman her zaman orijin noktasında gelmeyecektir. Orijinden uzak ve dönük bir şekilde de gelebilir. Bizim burada yapmamız gereken işlem parçayı sıfırlamak olacak tekrardan. Şimdi datanın bu şekilde geldiğini varsayalım. Yapmamız gereken işlem Model Prep erişim sekmesindeki Align to Plane uygulamasıyla sıfırlama işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ben öncelikle şurada birkaç yapıyı kapatacağım. Şu yakın alanları kapatalım. Yakın çevreleri yakalamasın orijinim. Şimdi işlemi gerçekleştirirken göstereceğim. Align to Plane uygulamasına giriş yapıyorum. Şimdi burada sıfırlama işlemi gerçekleştirirken ilk önce Z'in bakacağı yönü seçeceğim. Yani parçanın en üstüne tıklamak zorunda da değilim. Sadece Z'in bakacağı bir düzlem olması benim için yeterli. Yapıya tıkladım. Şimdi Z düzlemimi tespit ettim. Ardından X yönümü seçeceğim. Bakın X yönümü burada da seçebilirim. X yönüm burada da olabilir. X yukarıya da bakabilir, aşağıya da bakabilir. Buradan yönlerini tespit edebiliriz. X evet, burada sağa doğru bakacak diyorum. Sola sağa yine buradan seçimleri yapabilirsiniz. Yapıya tıkladım. Orijinimi hazırladı, yerleştirdi. Şimdi buradaki yerleştirilmiş olan orijini buradan gelip diyorum ki bunu tab düzlemine taşımanı istiyorum. Bakın burada zaten ön izlemeyi olarak gösteriyor. Şu an tab düzlemine yerleştirdi. Sıfırı istersek tam orta merkeze al da diyebiliriz. Orijinde tam orta sıfır merkezine aldı. Ama kontrol ettiğinizde şu an sadece ana parçayı orijine taşıyor. Burada ben diğer montajlı tablodur, fikstürlerdir bunları da taşımasını istiyorum. Şuradaki bölümden seçimleri ekle bölümüne geliyorum. Diğer dataları da seçtim. Ve bakın bütün dataları hep beraber bir şekilde sıfırlamaya başladım. Yapımızı onaylayalım. Ve sıfırlama işlemini gerçekleştiririz. Sıfırlama işlemi tamamladı. Şöyle tab düzleminden tekrardan kontrol edelim. Front düzleminden kontrol ettiğim zaman parçayı konumuna yerleştirmiş oldum. Bu şekilde sıfırlama işlemini yapabiliyorsunuz. Az önce tekrardan yapıyı geri alayım. Şurada otokursör bölümlerinde şuradaki bölümde bir ayar gerçekleştirmiştim. Burada yakın bölgeleri yakalama seçimini iptal ettim. Bunun anlamı şu. Burada açayım isterseniz. Onaylayalım. Tekrardan Align to Plane komutuna geliyorum. Dediğim gibi ilk önce yapmam gereken işlem Z'in bakacağı düzlem. Z'in bakacağı düzlemi seçtim. Ardından X düzlemini seçiyorum. Bakın az önce seçim yaparken direkt tıklayabiliyordum. Şu an iki kere tıklamamı isteyecek. Kenara tıkladım. Bakın bir seçim daha yapmamı istiyor kenarda. Az önce tek tıklamayla seçim yapabiliyordum. Ondan dolayı oradaki seçim alanını iptal edebilirsiniz. Size daha rahat bir seçim yapmanızı olanak sağlayacaktır. Tekrardan seçim ayarlarına gelelim. Şuradan seçimimizi iptal edelim. Ve uygulamayı tekrardan gerçekleştirelim.
Align to Plane uygulamasına geldim. Z'in bakacağı herhangi bir düzlem seçiyorum tekrardan parça üzerinde. Seçtim. Sonra X yönümü seçiyorum. Bakın iki kere tıklamama gerek kalmıyor. Direkt E'yi gördüğüm zaman kenar seçiminde seçimlerimizi yapabiliriz. Geliyorum X yönünde seçtim. Sıfırlamayı nerede yapmak istiyorsam oraya, o bölgeye taşımam yeterli. Alt taban, üst tabanlarda. Seçimimi yaptım. Sonra ek geometri bölümüne geliyorum. Ve buradan diğer bütün katı modellerin seçimini gerçekleştiriyorum. Zaten şuradaki bölüm çok önemli. Şuradaki seçimi yapmam lazım ki taşıma işlemini gerçekleştirsin. Buradan gelip tab düzlemini seçmezsem hiçbir şey yapmaz. Taşımayı da gerçekleştirmez. Yapıyı onayladıktan sonra sıfırlama işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu birinci yöntem, Align to Plane uygulamasıyla sıfırlama işlemlerimizi gerçekleştirebiliyorduk. Diğer bir uygulamamız da Transform menüsündeki Move to Origin komutu. Move to Origin'de istediğimiz yere orijini taşıyabiliyoruz. Katı üzerinden de, çizim üzerinden de seçimler yapabiliriz. Move to Origin'de taşımadan önce isterseniz Wireframe bölümünden Bounding Box bölümünü kullanarak sınır çizgilerini de çıkartalım. Katı modelimi seçtim. Şimdi yapıyı onaylıyorum. Hatta şurada eğri noktaları, merkez noktalarını da çıkarsın. Yani bunun anlamı şu. Ben bu modeli seçtim. Şurada bakın kütüğü dolu bir şekilde gösteriyor. Yani şu stone kütüğün olduğu yerlerin hepsini çizgileri dönüştürecek. Kenarlarına noktalar atacak. Bu tür ayarlamaları yaptığımız bölümde. Bakın her yere kenarlarına noktalar, eğrileri yerleştirdi. Şimdi transform menüsüne geliyorum. Bizim transform menümüz taşıma, döndürme, kopyalama, aynalama, ölçeklendirme gibi yaptığımız bir bölümdü. Burada Move to Origin diye bölümümüz de vardı. Origin'i buradaki yöntemle de taşıyabiliyorduk. Move to Origin'e geldim. Origin diyelim, ben nereye taşımak istiyorum? Şuradaki kenara taşımak istiyorum. Tıkladığım zaman artık Origin'i oradaki bölüme taşımış oluyoruz. Bu şekilde taşımaları yapabiliriz. Sağ tuş Clear Colors diyerek renkleri temizleyebiliriz. Tekrardan Move to Origin komutuna geldim. Bu sefer şuradaki köşeyi seçmek istiyorum. Bu şekilde yine sıfırlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yine renkleri temizle diyelim. Origin'i buradaki gördüğünüz noktaların herhangi bir yerine ya da katı model üzerindeki herhangi bir yere, bir çap olabilir, bir kenar olabilir, buradaki bölümlerin hepsine tıklayarak sıfırlama işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Renkleri temizle diyebiliriz. Yine biz sıfırımızı parçanın tam orta merkezine alalım, oraya yerleştirelim. Sonra da kaba uygulamalarıyla işlemlerimize başlayabiliriz. Yine Move to Origin'e geldim. Tam orta merkezine yine bir nokta atmıştı zaten program. Buradaki noktamı seçiyorum ve sıfırlamayı tamamlamış oluyoruz. İsterseniz stok uygulamasını da gerçekleştirelim. Stok yapımızı da oluşturalım programda. Makineye geliyorum. İlk önce buradan hangi tezgahta çalışmalarımızı gerçekleştiriyorsak buradan yapımızı seçeceğiz. Mill tarafına geliyorum. Buradan işte Fanuc, Mitsubishi, Heidenheim, Siemens hangi kontrol ünitesine sahipsek oradaki yapıyı seçiyoruz. Mitsubishi M80 yapımı seçtim. Ve Toolpad erişim sekmesi, takım yollarım da açıldı. Buradaki yönetici alanındaki Toolpad bölümü de geldi, makine bölümü de geldi. Stok ayarımızı buradaki alandan gerçekleştiriyorduk. Stok Setup bölümüne geliyorum ve buradan katı model yapımızı seçerek stokumuzu oluşturabiliriz. Şimdi seçimleri gerçekleştirirken All Solid dersem ekrandaki bütün katı modelleri görür, dolu bir kütük oluşturur. Bunun için Bounding Box yöntemini yine kullanabilirsiniz burada. Seçime geliyorum. Buradaki katı modelimi seçtim. Bakın şuradaki bölümden dolu bir kütük olarak oluşturabilirsiniz. İsterseniz X'de, Y'de, Z'deki ölçülerle yine oynayabilirsiniz buradan. Yapıyı onaylayalım. Onun dışında buradan da zaten değiştirebiliyorsunuz değerlerinizi. Buradan da X'de, Y'de oynayarak stok ayarlarını değiştirebilirsiniz. Yapımızı onaylayalım. Ve stokumuzu hazırlamış olduk. Şuradaki bölümden isterseniz stok halinde görebiliyorsunuz.
stok bölümünü buradan açıp kapatabiliriz. Göstermiş olduğumuz bu iki yöntemle Align to Plane ve Transform içerisindeki Move to Origin yöntemleriyle sıfırlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgiler için NC Ritim Teknolojileri sayfasında takip edebilirsiniz.